35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazca'yı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 45. bölümünde Demirörenlerin medyadaki varlığı hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Tanık olduğum şeyleri söylemek istiyorum. Neden Demirörenler diye sorulacak olursa çok basit. Sedat Peker bunu sürekli gündeme getiriyor. Hürriyet gazetesini nasıl satın aldığını, daha sonra Hürriyet baskınını, kendisinin o baskını nasıl örgütlediğini, daha sonra Demirören ailesinin Doğan grubunu nasıl Ziraat Bankası kredisiyle satın aldığını anlattı ve de son anda iptal ettiği ve muhtemelen önümüzdeki günlerde yapacağı videolarda Demirören ailesiyle ilgili başka şeyler anlatacağını da söyledi. Şahsen gazetecilik hayatımın 3,5 yılı diyebilirim. Demirören ailesinin sahip olduğu Vatan Gazetesi'nde geçti. Tabii ki benden çok daha yakından tanıyanlar, bilenler vardır ama benim de bu süre içerisinde yaşadığım bazı olaylar Demirören ailesinin medyaya, gazeteciliğe ve gazetecilere nasıl baktığını göstermekte çok ibret öyküleri gibi oldu. Ben öyle düşünüyorum. Onları anlatmak istiyorum. Daha sonra tabii önce ne yapmıştı? Nisan 2011'de Demirören ailesi Doğan grubunun elindeki Milliyet ve Vatan gazetelerini 79 milyon dolara satın aldı. Ve böylece medyaya bir giriş yaptı. Gazetecilik yapmak gibi bir dertleri tabii ki yoktu ama bu gazeteler aracılığıyla iktidarla bir takım ilişkiler içerisine girmek ve bir takım ekonomik ayrıcalıklar elde etmek istediler. Ve bunu da büyük ölçüde başardılar. Oradaki performanslarının ardından Ziraat Bankası kredisiyle de Doğan grubunun tamamını bünyelerine kattılar. Buralarda kâr edip etmediklerini bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle etmiyorlardır. Ama bu gazeteleri aldıktan sonra ya da televizyonlar da eklendi. Daha sonra Doğan grubunda ne oldu? Birçok ihaleyi aldılar. Ellerindeki bir takım şirketleri devletin yardımıyla iyi fiyatlarla OYAK'a sattılar vesaire. Yani bir medya üzerinden bir güç elde ettiler. Bu medyanın, Demirören grubunun halihazırdaki medyasının herhangi bir önemi kaldığını sanmıyorum. Örneğin benim çalıştığım zamanında Vatan Gazetesi kapandı. İnternette sürüyormuş, hiç karşıma çıkmıyor ama muhtemelen sürüyordur. Milliyet Gazetesi ki Türkiye'nin bir zamanlar en önde gelen gazetelerindendi, hiçbir itibarı kalmadı. Kaç sattığını da bilmiyorum. Açıkçası merak da etmiyorum. Hürriyet gazetesi, Kanal D, CNN Türk gibi önde gelen kurumların da pek bir itibarı kalmadı. Ama onlar zaten itibardan ziyade bu medya üzerinden bir takım imtiyazlara ulaşmak istediler ve bunu büyük ölçüde başardılar. Benim Vatan Gazetesi serüvenim 2002 seçimlerinin ardından oldu. 2003 başıydı yanılmıyorsam. Zafer Mutlu, Ercan Arıklı onlar gazetenin sahipleriydi. Başka isimler de vardı. Ve ben orada muhabir olarak çalışmaya başladım ve bir süre sonra köşede yazmaya başladım. Çok kendimi özgür hissettiğim bir yer oldu. Genel olarak bakıldığında Vatan Gazetesi'ndeki gazetecilik serüvenimden büyük ölçüde memnuniyet duydum ve bunun belli bir aşamasında NTV'ye de çalışmaya başladım. İki işi birden yaptım uzun bir süre. NTV ile olan ilişkim 2011 sonunda noktalandı ama Vatan Gazetesi ile
Ekim 2014'e kadar çalıştım. Ekim 2014'te istifa edip Habertürk'e geçtim. Bu arada Nisan 2011'de Vatan Gazetesi daha önce zaten Zafer Mutlu ve arkadaşları tarafından Doğan grubuna satılmıştı ama Zafer Mutlu hala gazetede, eski ekip gazetede etkiliydi. Yani bir anlamda Doğan grubuna katılmış oldular. Ama Demirörenler aldıktan sonra işin rengi değişti. Demirörenler doğrudan olaya el koydular. Gazete yönetiminde kendilerine göre bir takım değişiklikleri zaman içerisinde yaptılar vesaire. Şimdi benim bu Demirörenler dönemiyle ilgili aldığım notlarım, hafızamı yokladım. Çok olay oldu. Demirören, özellikle Baba Demirören artık yaşamıyor biliyorsunuz. Gazetede ben artık orada muhabirden çok yazar statüsündeydim. Yazarlarla tek tek konuşurdu. Arada sırada odamıza gelirdi, konuşurdu. Ve tam olarak ne demek istediğini anlamak mümkün değildi. Sürekli bir kaygıları vardı. Sürekli bir kaygıları vardı ve açıkçası Vatan Gazetesi o tarihte çok karlı bir gazete değildi. Orada bir kar elde etmesi imkanı yoktu. En fazla olabildiğince az zararla çıkmayı hedefleyebilirdi. Yani zararı azaltmak gibi bir perspektifi olabilirdi. Bizden gazeteye ilan bulmamız konusunda yardımcı olmamızı bile istediğini hatırlıyorum ki bu bizim yapabileceğimiz bir şey değildi. En azından benim yapabileceğim, hani yapabilmenin ötesinde yapmayacağım bir şeydi. Her neyse, şimdi benim en büyük, ilk büyük krizim onların gelmesinden yaklaşık bir sene sonra. Daha önce bunu bir Goma Şinen'de anlattım. Tekrar anlatacağım. Detaylarını anlatmayacağım çünkü. Ama olayı hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı, benim de yakın arkadaşım olan Ahmet Sever'le yaptığım bir röportaj. Bu röportaj 30 Temmuz 2012'de gazetenin manşetinden girdi. Bir pazartesi günü ve başlık şuydu: Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir, neden olmasın? Çünkü o tarihte Abdullah Gül'ün yeniden Cumhurbaşkanlığına adayı olmayacağı konuşuluyordu ve Erdoğan bir yasayla ikinci kez adaylığın önünü kapatmak istemişti ama son anda vazgeçti. Ama biliyorduk ki Abdullah Gül'ün yeniden aday olmasını istemiyordu. Ya kendisi olacaktı ya da Abdullah Gül'den daha nasıl diyeyim, zayıf, düşük profilli birisinin olmasını tercih ediyordu. Orada çok ciddi bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı içerisinde çok ciddi iktidar savaşları başlamıştı. Taraflar şekilleniyordu. Ve böyle bir dönemde bana röportaj vererek, tabii ki Abdullah Gül'ün bilgisi dahilinde, Abdullah Gül bir nevi Erdoğan'a meydan okudu. Şimdi o tarihte gazetenin genel yayın yönetmeni İsmail Yuvacan'dı. Yuvacan, Zafer Mutlu ekibinden kalan Yazı İşleri Müdürlüğü, ben ilk girdiğimde Yazı İşleri Müdürü'ydü. Daha sonra genel yayın yönetmeni olmuştu. Tayfun Devecioğlu Milliyet'in başına kaydırıldı ve İsmail de Tayfun'un yerine genel yayın yönetmeni olmuştu. Ve Demirörenler de onun orada kalmasını uygun görmüşlerdi. Ben bu haberin riskli olduğunu biliyordum. Daha önce de anlattım, tekrar olacak ama kusura bakmayın. İsmail'e dedim ki, İsmail, bu haberi kimseye söylemeyelim, doğrudan verelim gitsin. Nasıl yapalım? Bir cuma günüydü yanılmıyorsam Ahmet'le röportajımız, ya da cumartesi. Haberin pazartesi günü çıkmasını kararlaştırdık. Pazartesi günü çıkmasının nedeni, pazartesi günleri gazeteler genellikle zayıf manşetlerle çıkar. Ama bu güçlü bir manşet olduğu için hem pazartesinde bir güç gösterisi olurdu, hem de pazar günü gazete daha az insanla çalışır, daha az ses çıkartır. Ben yazıyı teslim ettim, haberi, yazı dediğim haberi, röportajı teslim ettim. Hatta ne olur ne olmaz diye fotoğrafları sisteme hemen sokmadık, daha sonra pazar günü soktuk.
ve manşetten bu girdi. O tarihlerde Demirören ailesi gazeteye ilgileniyorlardı, takip ediyorlardı ama bir takım tedbirleri alma ihtiyacı hissetmemişlerdi ya da alma gereği hissetmemişlerdi. Birden bu olayla birlikte, bu olay tabii bir gerçekten çok etki yarattı, şok etkisi yarattı. Bütün televizyon kanalları bunu haberleştirdi, radyolarda yapıldı, tartışmalar çıktı ve tabii ki dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın çok öfkesini çekti ve onlar herhalde Demirören ailesini arayıp doğrudan Başbakan Erdoğan'ı aramamış olabilir ama danışmanlar vesaire bunun bir şekilde herhalde hesabını da sormuşlardır. Sonuçta ilginç bir olay ortaya çıktı. Gazete aslında değeri her geçen gün azalan, etkisi azalan bir gazeteydi Vatan o tarihlerde maalesef. Birdenbire Türkiye'de medyada öne çıktı. Manşet çok ilgi gördü, gazete çok sattı, herkes onu konuştu. Sonuçta bir gazete patronunun bundan memnun olması gerekir. Herhalde memnun olmuşlardır. Ama diğer yandan bu işlerini zora soktu Erdoğan nezdinde. Fakat burada ilginç bir husus daha vardı ki o da Abdullah Gül'ün de belli bir gücü vardı ve Demirören ailesi kimin ne kadar güçlü olduğunu ya tam hesaplayamıyordu ya da her iki tarafı birden idare etmek istiyorlardı. Bir diğer husus da tabii o da ilginç. Abdullah Gül Beşiktaş'tı, bayağı bir angaje Beşiktaş'tı. Demirören ailesi, Yıldırım Demirören, bir de Beşiktaş üzerinden ilişkileri de vardı, onu da biliyorum. Sonuçta böyle kala kaldılar. Erdoğan Demirören beni çağırdı. Önünde gazete. Şimdi şunu diyemiyor. Ya bunu demeye çalıştı ama tam da diyemedi. Niye bizden habersiz bunu yaptığınızı getiriyor ama bunu bu açıklıkta söylemiyor. Bir şekilde lafı dolandırdı. Ben de hiç üstüme alınmadan gayet sakin haberin çok iyi haber olduğunu, röportajın bize vermiş olmalarının çok büyük prestijli bir şey olduğunu falan anlatıyorum. Bunun üzerine şöyle şeyler söyledi. Ya bu işte aile içi bir kavga. Biz bu kavgaya taraf olmasak vesaire dedi. Ondan sonra ben de yine alttan alıp hani ne derler, onu tam ne kastettiğini anlamıyormuş gibi yapıp işte zaten gazeteciliğin bu tür kavgalar üzerinden yapıldığını, bunların haber malzemesi verdiğini falan anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir acayip bir diyalog oldu aramızda. Yani ikimiz de birbirimizi anlamıyoruz ya da dinlemiyoruz. Bir de şunu hatırlıyorum, mealen şöyle bir şey söyledi. Bir haber dedi, yapıldığı zaman şunu düşünmek lazım. Bu haber Türk lirasını nasıl etkiler? Türkiye Türk lirasının döviz kuruyla ilişkisini nasıl etkiler falan gibi olayın ekonomi etkileri gibi noktalara getirdi. Ben de hatırladığım kadarıyla bunları benim bilemeyeceğimi, çok anladığım konular olmadığını falan söyledim. Neyse, sonuçta bir garip bir durum oldu. O kızmak istiyor, kızamadı. Mesela normal şartlarda bu haber yüzünden benim işime son da verebilirlerdi. Ama bunun işime son vermeleri durumunda bunun bir takım yansımaları ve yankıları olacaktı. Böyle bir olay oldu ve ama oradan itibaren beni bir şekilde kara olmasa da gri bir listeye aldılar. Yani çok da güvenilmez bir gazeteci olduğum noktasına herhalde vardılar. Ve ondan sonra zaten kademe kademe gazetenin birinci sayfalarının özellikle köşe yazılarının hatta bir şekilde Demirören ailesi tarafından bir şekilde yayınlanmadan önce görülmeye başladığını duyduk. Tanık olmadık ama sisteme artık öyle girildiğini duyduk vesaire. Bunun böyle olduğunu anlamam için bizzat bir olay yaşamam gerekti. Bu da bir yıl sonra yaşadığım bir olay. Nisan ayında 2013'te o günleri düşünün, çözüm süreci var. Öcalan'la görüşülüyor, PKK'yla görüşülüyor, HDP milletvekilleri gidiyor, geliyor vesaire. Ve PKK'nın Öcalan'ın talimatıyla
Türkiye'deki güçlerini çekmesi söz konusu. Ve o bekleniyor ve Kandil'de bir basına bu konuda açıklama yapılacak. 25 Nisan 2013'te. Şimdi Türkiye'den ve başka yerlerden de çok sayıda gazeteci, televizyon ekibi Kandil'e gitti. Bunu bir ayrı bir gomaşilende anlatmak istiyorum. Çünkü bambaşka bir olaydı bu. Onun öncesinde fakat biz Vatan Gazetesi olarak bir şekilde PKK ile röportaj yapmak için, ayrı bağımsız bir röportaj yapmak için başvurmuştuk aylar önce. Ve bize belli bir tarihte tamam gelin diye haber geldi. Biz atladık foto muhabir arkadaşımla, İlker Akkıngör'le atladık, Erbil'e gittik. Erbil'den bizi bir araba aldı kaldığımız otelden. Biz Kandil'e gideceğimizi sanıyoruz ama Kandil'le alakası olmayan bir yere gittik. Türkiye'ye çok da uzak olmayan Doğu şehrinin Amedi bölgesiymiş. Orada bir çadırda bizi beklettiler. Onun öykünün detaylarını daha sonraki gomaşinenlerde anlatacağım için bunu hızlı geçiyorum. Kiminle görüşeceğimizi bilmiyoruz. Bir yetkiliyle görüşeceğimizi biliyoruz. Sonunda Duran Kalkan geldi. Duran Kalkan o ana kadar benim bildiğim Türkiye'de Türk basınla hiç konuşmamış. Kendi örgüte yakın yayın organlarına konuşmuş ama Duran Kalkan yanında bir kadın, onun da adı Delal Ahmet'miş. Biz ikisiyle röportaj yaptık. Bayağı uzun. İşte fotoğraflar çekildi, kayıt yapıldı ve belli bir şeyle atladık, gittik otele, haberi yaptık, yolladık gazeteye. Ertesi gün çıkacak ve olay tabii ki şuydu, biz bunu 22 Nisan'da yapıyoruz. 25 Nisan'da basın toplantısı yapılacak ve orada PKK resmen geri çekilme kararını açıklayacak. Biz de tabii ki Duran Kalkan'la yaptığımız röportajın esas ana unsuru da buydu. Geri çekilme olacak mı olmayacak mı? Çünkü %100 kesinleşmemişti. Ve bu röportajda başta çıkarttığımız sözü şu. Sorunlar önemli ölçüde bitti, çekiliyoruz. Şimdi bu acayip bir atlatma haberdi. Çünkü 25'inde büyük bir ihtimalle çekileceklerdi ama yine de kesin değildi. Ve Türkiye'den ve başka yerlerden insanlar geri çekilme olup olmayacağını öğrenmek için Kandil'e gideceklerdi. Ama biz 23 Nisan günü manşetten bunu verdik. Ve oraya gelenlerin hepsi tahmin ediliyordu tabii ki çekilme kararı oldu ama yine de bizden öğrendiler çekilmenin kesinleştiğini. Her neyse, konu bu değil. Konu esas şu. Demirörenler burada nerede var? Biz şimdi 22 Nisan'da bu görüşmeyi yaptık. Sonra otele geldik, Erbil'e geldik ve Erbil'de yazılarımızı, haberimizi yaptık. İlker fotoğraflarını yolladı ve orada tanıdığımız Erbil'de yaşayan birkaç arkadaşla, eş dostla, Türk atladık oradaki bir Ermeni mahallesinde bir restoranda yiyip içmeye gittik. Çünkü bayağı bir iyi iş çıkarttık. Atlatma haber yapıyoruz ve kutluyoruz. Arkadaşları da davet ettik. Ve sonra gecenin bir vakti telefonum çaldı benim. Ve Ankara'dan yönetimde olan, yani hükümetin bir yerinde yer alan, yani hükümetin Erdoğan'a yakın çevresinde yer alan tanıdığım birisi beni arıyor. Eyvallah, şaşırdım tabii. Bana şey dedi, Duran Kalkan başka ne anlattı dedi. Ne diyorsun ya falan dedim. İşte çekiliyorlarmış dedi, iyi dedi, iyi haber falan dedi ama başka ne oluyor? Çünkü onlar da bekliyor haberi. Nereden biliyor? Çünkü akşam gazete Ankara'ya gitmiş. Biz yarın böyle çıkacağız, haberiniz olsun diye. Onlar da iyi demişler
Ve sonra da o tanıdığım kişi beni arayıp biraz daha fazla bilgi almak istedi falan. Öyle sohbet ettik işte. Ama şimdi düşünüyorum, o zaman da düşündüm. Duran kalkan bize sorunlar çözülmedi, çekilmiyoruz deseydi o manşet ertesi gün girer miydi bilmiyorum. Her halükarda bu manşet başka manşetler de gitmiş olabilir. Benim yaşadığım manşet Ankara'ya gitmiş, onay alınmak için kendilerine sorulmuş. Bereket onay gelmiş ki manşet girmiş. Neyse, son bir olayı da anlatayım. O da yine tesadüfen Kürt meselesiyle ilgili bir şey ama çok acı bir olaydı. Yani biraz komikti ama trajikomik diyeyim. Şimdi bir gün benim küçük bir odam vardı Vatan Gazetesi'nde ve çözüm süreci dönemleri o tarihlerde Leyla Zana ile konuşmaya çalışıyorum. Leyla Zana da medyayla hep böyle tereddütlü ilişki kurar. Çok çıkmak istemeyen birisidir. Dikkat ederseniz uzun bir süredir ortalıkta gözükmüyor bile. Hiç ortaya çıkmıyor. Galiba Türkiye'de de yaşamıyor. O kadar nerede olduğunu bilmiyorum. Kendisine sürekli mesaj yolladım vesaire. Konuşmak istiyorum ve röportaj yapmaya çalışıyorum. Bir gün sonunda beni aradı. Ben odamdayım. Telefonla konuşurken kapı açıldı. Odamın kapısı, kapı kapalıydı. O kapı açıldı. Bir baktım Erdoğan Bey, yanında da gazetenin idari kısmından yakından tanıdığım bir arkadaş. Kafayı uzattı. Ben böyle neye uğradığımı şaşırdım. Elimde telefon, böyle biraz tereddüt ettim falan. Sonra konuşmaya devam ettim. Böyle onlara da bir işaret ettim herhalde. Neyse, onlar gittiler. Sonra gülüyorum ama gülünmeyecek gibi değil. Sonra öğrendim ki Erdoğan Bey gitmiş, benim odadan biraz ileride yazı işleri var. Yazı işleri, genel yayın yönetmeninin odası falan. Demiş ki o adamı atın. Niye demişler? Ben geldim odasına, ayağa kalkmadı, benimle konuşmadı, telefonla konuşuyordu, devam etti vesaire. Atın. Atmışlar beni yani. Orada atmışlar. Sonra ben bu arada hiçbir şeyden haberim yok. Ondan sonra arkadaşlar, işte yöneticiler vesaire, aman etmeyin, eylemeyin, yani işte bir yanlış anlaşılma olmuştur vesaire diye bayağı bir dil dökmüşler. Sonunda ikna etmişler. Sonra da bana dediler ki ya sen ne yaptın? Ben anlamadım ne yaptığımı. Böyle böyle oldu vesaire dediler. Ben de neye uğradığımı şaşırdım açıkçası. Neyse, bu böyle kapanıp gidecekti ama o tarihlerde hala var mı bilmiyorum. Bir medya dedikodu siteleri vardı çok sayıda. Böyle şu şu olmuş, şu istifa ediyor, şu şunla kavga ediyor diye. Pat diye orada çıktı bir yerde. Bu olayı anlattılar ve bir de belli ki orada olaya tanık olan birisi o sitelerden birisine sızdırmış. Böyle de haber olmuş. Yani normal şartlarda değişik patronlarla vesaire çalıştım ama çalıştığım insanların hemen hemen hepsi üç aşağı beş yukarı gazeteciliğin nasıl bir şey olduğunu bilen, ona yani bu onları övmek anlamında söylemiyorum ama belli ölçülerde saygı gösteren insanlardı. Ve ilişkiler de patron da olsa başka bir şey de olsa belli bir yani bu hiyerarşide daha bir esneklik olurdu. Bu olayı hala anlayabilmiş değilim. Yani kızmış olabilir, şu olabilir, bu olabilir, rahatsız olmuş olabilir. Benim yaptığım hata da olabilir ama ben hata yaptığımı açıkçası sanmıyorum. Çünkü uzun bir süredir peşinde olduğum bir haber kaynağını, yani röportaj yapmak istediğim birisini nihayet bulmuşum ve onu ikna etmeye çalışıyorum. O anda inanın bana gözüm patron falan görebilecek durumda değildi yani. Ama sonuçta atılıyormuşum, atılmışım daha doğrusu. Sonra arkadaşlar ikna etmişler, kurtarmışım. Bu böyle gitti ve ben Ekim 2014'te Habertürk'ten gelen teklif üzerine Vatan Gazetesi'nden ayrıldım. Ayrıldığım için de herhalde onlar da kendileriyle gidip konuştuğumda ya gitme kal da demediler. Sonuçta herkes için iyi bir şey oldu ama Habertürk'e gitmiş olmak benim için çok iyi bir şey olduğunu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, Ocak 2016'da gazetecilik hayatımın
ilk ve tek işten atılma olayı Habertürk'te yaşandı. İyi oldu. O sayede Medyascope'a tam mesaili zaman ayırma imkanım oldu ve o günden bugüne, yani 2016 Ocak ayından bu zamana, hayatımın, gazetecilik hayatımın en keyifli ama en zor ama en mutluluk veren dönemini yaşıyorum. Gazetecilik gerçekten böyle kötü patronlarla, gazeteciliğin değerini, anlamını bilmeyen işverenlerle yapılacak bir şey değil. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar, mesela Demirören ailesinin bir Türkiye'de iyi gazetecilik yapmasının hiçbir şekilde imkanı olduğunu sanmıyorum. Zaten onlar da başta söylediğim gibi gazetecilik yapmak değil, o medya gücü üzerinden ekonomik imkanlarını daha geniş, daha fazla genişletmek istiyorlar ve bunu da bir ölçüde başarmışa benziyorlar. Onların işleri kendilerine kalsın. Benim hep söylediğim, bir ara sosyal medyada sabitlediğim, Mahir Çayan'dan öğrendiğim sözü söyleyeyim tekrar. Ayrılar ayrı yerde, aynılar aynı yerde. Ayrı dünyaların insanıydık ama mecburen bir süre beraber çalışmak zorunda kaldık. Ben kendimi kurtardım. Onlar da kendilerini benden kurtardılar. Herkes bu işten memnun oldu. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.